Namaz, kişinin bedeni, dili ve kalbiyle Allah'a yönelme halidir. Bu özelliğinden dolayı bütün ibadetlerin özüdür. Mümin kişi tek başına ve cemaatle namaz kılmanın inceliklerini, mazeretsiz namazı terk etmenin günahını, kıyamette ilk önce namazlardan sorguya çekileceğini bilir. Bu sebeple namazını terk etmeyip vaktinde ve doğru kılar. Bu konularla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar namazın mekruhları, namazı bozan durumlar, mekruh vakitler, namazı kesmek, kaza namazı, ezan, kamet, cemaatle namaz ve imamettir. Programı izledikten sonra namazı mekruhları, namazı bozan durumlar, namazı kesme halleri, namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler ve namazların kazası nedir, Kur'an'ı okuma hataları namazı nasıl etkiler, ezan ve kamet hangi namazlar için okunur, cemaatle namaz nasıl kılınır sorularını cevaplayabileceksiniz. Namaz sırasında yapılması dinen hoş karşılanmayan bazı söz ve davranışlar vardır. Namazı geçersiz kılmayan ama faziletini azaltan bu davranışlara namazın mekruhları denir. Namazın başlıca mekruhları namazın sünnetlerinden birini terk etmek, namazda bir özür bulunmaksızın birkaç adım yürümek, abdest bozma ihtiyacı varken bu haldeki abdestle namaz kılmak, bir kimsenin yüzüne karşı arada perde, duvar gibi bir engel olmadan namaz kılmak, ve üzerinde insan veya hayvan resimleri bulunan elbiseyle ya da böyle bir kumaş üzerinde namaz kılmaktır. Başlanmış bir namazı bozan durumlar da vardır. Namaz esnasında yapılmaması gereken bu durumlara namazın müfsitleri denir. Bunlar da namazda konuşmak veya kahkahayla gülmek, huşu halinin dışında ağlayıp inlemek, bayılmak veya delirmek, geçerli bir özrü olmaksızın öksürmeye çalışmak, bir şeyler yiyip içmek Dışarıdan bakan kişi de namazda olmadığı izlenimi verecek davranışlarda bulunmak ve özürsüz olarak kıbleden başka yöne dönmektir. Başlanılan bir ibadetin mazeret olmadan kasten bozulması ise büyük günahtır. Ancak namazı kesmek bazı durumlarda vacip, bazı durumlarda da müstehap veya caizdir. Söz gelimi namaz kılanın kendisi veya başkası için can ve mal kaybının söz konusu olduğu durumlarda Başlanılmış bir ibadetin bozulması vaciptir. Bu gibi hallerde namazın kazaya bırakılmasında bir günah yoktur. Cemaate katılmak veya malı çalmakta olan hırsıza engel olmak gibi durumlarda namazı bozmak müstehaptır. Çocuğunun başına bir tehlike gelmesinden endişelenen veya yemeğin yanmasından korkan birisinin namazını bozmasına benzer durumlar ise caizdir. Bazı vakitlerde de namaz kılmak yasaklanmıştır. Namaz kılmanın mekruh olduğu bu vakitler güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 40-50 dakika kadar güneşin tam tepe noktada bulunduğu zamandan öğle namazı vakti girdiği zamana kadar ve güneşin sararıp gözleri kamaştırmaz bir hale gelmesinden batmasına kadar olan vakitlerdir. Bu üç vaktin dışındaki vakitlerde sünnetler de dahil sadece nafile namaz kılmak mekruhtur. Bu vakitlerde şöyle sıralanır. İkinci fecrin doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakit. Bu vakitte nafile namaz olarak sadece sabah namazının iki rekat sünneti kılınabilir. İkindi namazının farzı kılındıktan sonra güneşin batımına kadar geçen süre. Akşam namazının farzından önce. Bayram namazlarından önce ve sonra sabah namazının iki rekatlık sünneti hariç farz namaz için kâmet getirilirken, hatip hutbeye çıktığı zaman ve hutbe esnasındayken, farz namaz için vakit daraldığı durumda, hac esnasında Arafat ve Müzdelife'de namazlar cem edilirken aradaki sünnetleri kılmak, öte yandan pek çok ayette namazın vaktinde kılınması emredilmiş ve bunun önemine dikkat çekilmiştir. Ancak kasten ya da bir özürden dolayı namaz kazaya kalabilir. Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın kazası farzdır. Buna karşılık bitir namazının kazası vaciptir. Altı vakit namazdan az kazası bulunan kişiye sahibi tertip denir. Bu kişi önce kazaya kalan namazlarını sırasıyla kılar. Sonra da vakit namazlarını eda eder. Kişi sahibi tertip değilse kazaya kalan namazlarla vakit namazları arasındaki sırayı gözetmesi gerekmez. Kaçırdığı namazları kaza etmeden de vakit namazlarını kılabilir. Bilindiği gibi namazın rükünlerinden biri de kıraattır. Buna göre her Müslümanın namazı caiz olacak miktarda Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler ezberlemesi farz-ı ayındır. Fatiha suresi ile diğer bir sureyi ezberlemesi vaciptir. Kur'an-ı Kerim'in diğer kısımlarını ezberlemek de Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Ancak Kur'an-ı Kerim okunurken bazı hatalar yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'i okumadaki bir hataya, okuyanın sürçmesine zelletül kari denir. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesi kasten değiştirilir ve anlam değişirse böyle bir okuyuşla namaz bozulur. Namaz kılanın Kur'an'ı okurken geçilecek yerde durması veya durulacak yerde geçmesiyle anlam bozulmazsa namazla bozulmaz. Ancak anlamı büyük ölçüde bozan veya değiştiren okuma hataları namazı bozar. Bu durumda hemen dönüp gerekli düzeltme yapılırsa namaz geçerli olur. Ezan Farz namazların vaktinin girdiğini bildirmek için yüksek sesle okunan belirli mübarek sözleri ifade eder. Ezanın meşruiyeti Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Hanefi mezhebindeki yaygın kanaate göre ezan erkekler için vacip derecesinde sünneti müekkededir. Ezan 5 vakit farz namaz ile cuma namazı için okunur. Kâmet de erkekler için sünnettir. Ezan yavaş yavaş okunur. Kıyamet ise hızlı getirilir. Bir vakit için bir ezan okunur ve bir kıyamet getirilir. Ezan gibi cemaatle namaz kılmak da İslam'ın sembol hükümlerinden biridir. Cemaatle kılınan namazda Müslümanlar arasında sevgi ve dayanışma duygusu uyanır. Bilmeyenler bilenlerden istifade eder. Cuma namazının cemaatle kılınması farzdır. Diğer namazların cemaatle kılınması ise sünnet-i müekkeledir. Hazreti Peygamber Müslümanları Allah'ın huzurunda bir araya getiren bu namazların bir saf düzen içinde kılınmasının esaslarını bildirmiştir. Buna göre imama uyan bir kişi erkekse imamın sağ tarafında, kadınsa arada bir saflık boşluk bulunacak şekilde arkasında durur. Cemaat iki kişi veya daha fazla ise imamın arkasında durulur. Farklı sınıflardan oluşan cemaatte ise imamın arkasında önce erkeklerin, sonra erkek çocukların ve daha sonra da kadınların saf tutması gerekir. Namaz sırasında yapılması dinen hoş karşılanmayan bazı söz ve davranışlara namazın mekruhları denir. Namaz esnasında yapılmaması gereken durumlara namazın müfsitleri adı verilir. Bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda da müstehap veya caizdir. Namaz kılmanın yasak olduğu vakitlere mekruh vakitler denir. Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın kazası farzdır. Vitir namazının kazası vaciptir. Bir Müslümanın namazı caiz olacak miktarda Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler ezberlemesi farz-ı ayındır. Fatiha suresiyle diğer bir sureyi ezberlemesi ise vaciptir. Ezan 5 vakit farz namazla cuma namazı için okunur. 5 vakit farz namazlarla birlikte cuma, terafi, vitir ve bayram namazları cemaatle kılınır. Bu programda namazın mekruhları, namazı bozan durumlar, namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler ve namazların kazası nedir? Kur'an'ı okuma hataları namazı nasıl etkiler? Ezan ve kamet hangi namazlar için okunur? Cemaatle namaz nasıl kılınır? Soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam İbadet Esasları dersinin 3. ünitesinde bulabilirsiniz.